arkadaşlar. Bugünkü yürüyüşümüz kargo su kemerine olacak. Çok kolay bir yürüyüş olacak. Açıkçası benim fazla bir zevk aldığım bir yürüyüş değil. Çünkü çoğunluğu hani Zeytinlik'ten falan geçiyoruz. Ama güzellikleri var. Kar kemerini görmenizi isterim. Şöyle hani ben gideyim de yürüyeyim, işte grup toplayayım götüreyim diyeceğiniz bir yer değil de bana göre. Daha çok şöyle hani gideceğiniz yerler uzaktadır, o hafta yorgunsunuzdur, yakında bir yer arıyorsunuzdur, yormayacaktır, düzlüktür. Hani öyle hava almak için çıkmak istiyorsunuzdur. Bunu deneyebilirsiniz yani, bu o şekilde gidilebilecek parkurlardan. Öyle amşağın bir şey almanıza gerek yok. Hani trekking ayakkabınızı, yiyeceğinizi, içeceğinizi, bir tane iki tane yedek kıyafetinizi alıp çıkabilirsiniz. Çünkü çoğunluğu Zeytinlik araziden olacak. Yani fazla eğiminiz yok, şeyiniz yok. Ondan rahat bir yürüyüş olacaktır. Zaman geçirmek için de gidebilirsiniz ama kargı su kemerini görmenizi isterim. Şöyle bir güzelliği de var. Bundan sonra da Alabanda'ya geçebilirsiniz. Alabanda yakın. Biz öyle yaptık işte, yürüyüşü bitirdikten sonra Alabanda'ya geçtik. Yani biraz daha günü güzel bitirmenize neden oluyor. Alabanda da keyifli bir antik kentlerden bir tanesi. O da milattan önce 4. yüzyıla ait Helenistik ve Antik Roma dönemini yansıtıyor. Helenistik ve Antik Roma dönemini yansıtıyor. Kral Kalan'ın oğlunun bir at yarışı sonrası ismi aldığı söyleniyor. Hani ala at demek, banda da şampiyon demek galiba, yanlış anlamıyorsam, hatırlamıyorsam. Yani ismini de oradan aldığı söyleniyor. Bir de şöyle bir güzelliği var. Gerçi ne kadar şey bilmiyorum ama hani Alabanda'nın meclis binasında bulunan yapıtlarda şu varmış. Hani meclis başkanı seçimle geliyormuş o dönemlerde ve seçimle gidiyormuş. Meclis binasını da kesinlikle gittiğinizde görün. Hala kazılar devam ediyor. Birkaç arkadaşla konuştuk. İşte kazı yapan arkadaşlardan. Orada da şöyle bir sıkıntısı var. Hani yapan profesör eğer değişirse kazı yaptıkları yeri bırakıyorlarmış, başka bir yere başlıyorlarmış. Yani o yeni bir şey bulmak için, yani ben buldum diyebilmek için. Ondan bayağı bir uzun dönemdir halen daha, yani daha kazıları devam ediyor ama kesinlikle görün, görün yani güzel gerçekten. Orası da güzel bir antik kentlerden bir tanesi. Gerçi etrafında çok fazla yerleşim olduğundan surlar, çünkü bayağı 4-4,5 kilometre bir alanı kaplıyor surları daha önce, ama yerleşim olduğundan surların taşların işte ev yapmak için falan kullanmışlar. Ya biraz antik bir gezinti olur sizin işte için, su kemerini görmek, oradan Alabanda'ya geçmek. Yani olabilir yani, ya yine dolu bir gününüz olur. Ama dediğim gibi öyle grubu yürüteyim falan, hani götüreyim ya da organizasyon yapayım diyecekseniz bence gerek olan bir parkur değil. Hani daha çok işte doğa yürüyüşü yapacağım diyorsanız bu parkuru tercih edin. Ya gününüzü kurtarır yani sizin için. O yönden güzel olabilir yani, günlük işte yürümek istiyorsunuz, gitmek istiyorsunuz bir yerlere tercih edebilirsiniz. Çünkü çoğunluğu Zeytinlik araziden olacak. Zaten izlediğinizde de görüyorsunuz. İşte güzelliklerinden bir tanesi de rota başladığımız yerde bitiyor. Ondan aracı bir yerden bir yere taşımanıza da gerek kalmayacak. Bırakırsınız kargı köyüne aracı, rotanızı tamamlarsınız, aracınıza birer Alabanda'ya geçersiniz. Biraz orayı dolaştıktan sonra da evinize devam edersiniz. Hani
Böyle ufak tefek eski taş yollar da geliyor. Ya ufak tefek güzellikleri var ama dediğim gibi benim çok fazla sevdiğim bir parkur olmadı. Ya da benim tarzım değil diyeyim yani. Çok fazla zeytinlik araziden geçiyoruz. Fazla o orman hissiyatını yaşatmıyor yani. Bunu da bilin. Gitmek isteyen arkadaşlar. Videoda yavaştan şimdi Alabanda'ya geçecek. Duayla kalın, hep mutlu olun. Yavaştan sizi Alabanda'ya bırakayım. Tekrardan iyi günler.